Merhaba, Spor'un not defteriyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi önce öne çıkan başlıkları aktaralım. A milli takımda performansı tartışılan teknik direktör Mircea Lucescu'nun dönemi sona erdi. Ayrılığı federasyon duyurdu. Önümüzdeki ay oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ay Yıldızlıların başında Şenol Güneş olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu bugün başlayacak. İlk maç Sarı Lacivertlerin Kadıköy'de konuk Rus temsilcisi Zenit. Cagne, Marco, Luyendama, Mitroğlu, Emre Taşdemir ve Semih Kaya. Galatasaray'da 6 yeni transfer bugün kameraların karşısına geçecek. Kulüp yeni futbolcuları için Türk Telekom stadında imza töreni düzenleyecek. Ve Premier Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı. Wolverhampton, Newcastle United'ı konuk etti. Maçta 2 gol vardı. Bu karşılaşmanın önemli anları da yine Spor'un not defterinde olacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. A milli takımda beklenen ayrılık yaşandı. Federasyon Mircea Lucescu'nun sözleşmesini feshetti. A milli takımda Mircea Lucescu dönemi resmen sona erdi. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'yla Mircea Lucescu ortak bir açıklama yayınladı. Federasyon Rumen teknik adama teşekkür ederken Lucescu, "A milli takımın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek için çıktığımız yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Euro 2020 elemeleri öncesinde yeni teknik direktörün önünü açmak için anlaştık," dedi. 2 Ağustos 2017'de göreve getirilen 73 yaşındaki çalıştırıcının milli takım serüveni 558 gün sürdü. Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Lucescu ile 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 4 maça çıkan Ay Yıldızlı ekip bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. I grubunu 15 puanla 4. sırada tamamlayan milliler turnuvaya katılamadı. A milli takım bu süreçte UEFA Uluslar Ligi'nde de küme düştü. B Ligi 2. grupta Rusya ve İsveç ile mücadele eden Ay Yıldızlı takım 3. olarak C Ligi'ne geriledi. Milli takım Lucescu yönetiminde çıktığı 17 maçın 4'ünü kazanırken 6'sında berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti. Mart ayında başlayacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarında A milli takımın başında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yer alacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'le karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.55'te başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Avrupa macerasını sürdürebilmek için sahaya çıkacak. Sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i konuk edecek. Sezona Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayan Fenerbahçe, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlet'in bulunduğu grubu ikinci bitiren Sarı Lacivertliler son 32 turuna adını yazdırdı. Grup aşamasında Kopenhag, Slavia Prag ve Bordeaux ile eşleşen Zenit ise grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 9 futbolcusu yer almıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, UEFA'ya verilen yeni listede Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı tercih etti. Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nebil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da listeye dahil edilmedi. Ayrıca Carlos Kameni, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da UEFA kadrosunda bulunmuyor. Fenerbahçe'nin Zenit karşısında sahaya Volkan, Isla, Şikirtel, Sadık Hasan Ali, Jason, Mehmet Topal, Moses, Tolgay, Ayev ve Frey 11 ile çıkması bekleniyor. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Rudi Buket yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçında taraftarın gücünün belirleyici olacağını söyledi. Noşta derse rakip analizi yaptı. İkinci topları alabilmek bizim için önemli olacak dedi. Fenerbahçe olarak Kadıköy'deki gücümüz ve buradaki coşkumuz tartışılmaz. Güzel bir maç olacak. Bu iki aşamalı bir oyun. Bunun ikinci aşaması St. Petersburg'da ve oradaki maçın da stratejileri, buradaki maçın da stratejileri var. Her ikisini beraber doğru oynayan takım kazanacak. Ben şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Victor Moses, evet, yetenekli bir oyuncu. Kariyeri önemli bir oyuncu. Her mevkide hemen hemen oynadı. Şu andaki kullandığımız mevkinin dışında kullanmayı çok düşünmedik.
Ama her iki kanatta da oynatıyoruz. Biraz daha her iki kanatta denemeye devam edeceğiz. Alper'in kötü bir sakatlığı oldu. Şimdi iyi. Bizimle beraber. Ve oynamaya da hazır. Zenit is a good team. Zenit iyi ve fiziksel olarak güçlü bir rakip. Çok iyi oyuncuları var. Bazıları milli takımdan arkadaşım. Zor bir maç olacak ama kendi sahamızda oynayacağız. Uzun boylu forvetleri var. Baskı altındayken uzun top tercihini kullanıyorlar. İkinci topları alabilmek bizim için çok önemli olacak. Bir hatırlatma yapalım şimdi. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy bugün 12'yi 5 geçe %100 futbolda Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtlayacak. Ve rakip Zenit Teknik Direktörü Sergei Samak Fenerbahçe maçından beklentilerini anlattı. Branislav Ivanovic ise zor bir maç olacağının altını çizdi. Mücadele edeceğiz. Her maç yeni bir hikaye. Takım iyi durumda. Yeni oyuncular da geldi. Maçta neler yapacağız onu sahada göreceğiz. Tabii ki bu mücadeleye hazırlıklıyız. Fenerbahçe'nin de durumu çok farklı değil. Onlar da bu maçlarda olmasını istedikleri oyuncuları UEFA listesine dahil edemedi. Onlarla benzer bir durum var. Taraftarların oluşturduğu ortamdan zevk almak lazım. Taraftarlar ne kadar fazla olursa o kadar iyi bizim için. Taraftarların oluşturduğu ortam bile çok ilham verici olabilir. Fenerbahçe iyi bir takım. Hiç şüphesiz zor bir karşılaşma olacak. Biz iki aydır resmi maç yapmadık. Bu bir eksi olarak gözükebilir ancak maça başladığımız zaman artık bunları göz önünde bulundurmayacağız. Fenerbahçe karşısında iki maçta da en iyi futbolumuzu göstereceğiz. Galatasaray da bugün yeni transferler basının karşısına geçecek. Kulüp 6 yeni futbolcusu için imza töreni düzenleyecek. Galatasaray'daki törene Başkan Mustafa Cengiz, ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katılacak. Mbaye Diagne, Marka Luyendama, Mitroğlu, Emre Taşdemir ve Semih Kaya kameralar önünde yeni sözleşmelerini imzalayacak. Tören saat 14'te Türk Telekom Stadında yapılacak. Ve Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. Sonuçlar geliyor ekranlarınıza. İstikbal Mobilya Kayseri Spor 1, Fenerbahçe 0, Medipol Başakşehir 1, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 0, Çaykur Rizespor 1, Antalya Spor 1, Beşiktaş 2, Bursa Spor 0, Atiker Konya Spor 1, Evkur Yeni Malatya Spor 1, Göztepe 3, Aytemiz Alanya Spor 2, Galatasaray 3, Trabzon Spor 1, Ankara Gücü 3, Kasımpaşa 0, Demir Grup Sivas Spor 2, Akhisar Spor 1. Ve gazeteler var sırada. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Bütün kulüplerin ortak talebi MHK istifa başlığıyla bir haber var Fotomaç gazetesinde. Türk futbolunun kanayan yarası olan hakem hataları artık tüm kulüpleri isyanın eşiğine getirdi. Önceki gün Galatasaray-Trabzon derbisinde Ümit Öztürk'ün skandal kararları ise bardağı taşıran son damla oldu. TFF katliama dur desin. Kulüpler hakem faciaları karşısında TFF'nin harekete geçmesini isteyerek bu katliama dur demenin vakti geldi görüşünde birleşti. Yusuf Namoğlu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'na futbol dünyasından tepki yağdı. Kulüpler futbolumuzu kaosa sürükleyen MHK'nın derhal istifa etmesi gerektiğini bildirdi şeklinde haberler. Ümitsiz vaka başlığıyla Galatasaray-Trabzon derbisini yöneten Ümit Öztürk'ün Markaan'ın Ekuban'a yaptığı bu faulü var ekranında uzun uzun inceledikten sonra devam demesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Ağoğlundansa kutuplaşmaya götürmek istiyorlar şeklinde açıklamalar var. Hürriyet gazetesine bakacağız şimdi. Hürriyet gazetesinde ise adaleti birlikte sağlayacağız başlığıyla bir haber var. VAR koordinatörlüğüne atanan Barış Şimşek'ten futbol ailesine ilk mesajlar denilmiş. Murat Ilgaz'ın yerine getirilmişti Barış Şimşek. VAR sisteminin başına bu konuda en deneyimli isim atandı deniyor. Bu sezon 41 maçta VAR ve VAR olarak görev yapan Barış Şimşek'in yeni göreviyle ilgili olarak zor bir işe soyundum. MHK Başkanımız Yusuf Namoğlu ve tüm hakem arkadaşlarımızın desteğiyle video yardımcı hakemliği hedeflenen noktaya getireceğime inanıyorum dediği öğrenildi. Devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz ise
Hürriyet. Hürriyet gazetesinde ise Nagatomo'yu duymadım başlığıyla bir haber var. Hakem Ümit Öztürk raporunda tartışılan kararlarını savundu. MHK üyeleriyle değerlendirme yapan Öztürk, Onyekuru'nun penaltısını VAR hakemleri de onayladığı için ayrıca izlemeye gerek duymadığını belirtti. Fotoğraf kareleriyle de o anlar yer alıyor gazetenin bu sayfasında. Ayağın üstüne değil kenarına başlığıyla devam ediyor açıklamaları. Onyekuru'nun penaltı pozisyonunda Trabzonspor kalecisi Arda'nın ayağı Onyekuru'nun ayağına temas etti. VAR da pozisyonu penaltı olarak değerlendirince pozisyonu izlemeye herhangi bir gerek duymadım. Marco Aykuan pozisyonunda ayağın üzerine değil kenarına bir temas gördüm. Buradaki temas da penaltı için yeterli değildi. Nagatomo'nun dediğini söylendiğini biliyorum. Bir söylemi olmuştu ama ben sahada öyle bir şey duymadım. O sırada ortam çok gürültülüydü diyor. Hakem Ümit Öztürk'ün raporundan öne çıkanlar böyle yansımış Hürriyet gazetesinin bu sayfasına. Fanatik gazetesine bakacağız. Fanatik gazetesinde ise Benfica'ya kazanan 11 başlığıyla bir haber var. Galatasaray'ın rakibi rotayı Avrupa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da sakatlığı süren Mariano Benfica maçına yetişemeyecek. Perşembe günkü karşılaşmada Trabzon maçına göre tek değişiklik yapılacak. Donk'un yerine Fernando'nun oynaması bekleniyor Benfica karşısında. Eksikliği Trabzon maçında hissedilen Fernando Benfica maçıyla ilk 11'e dönüyor denilmiş. İdmanda kazanan takımın zafer pozu başlığıyla devam ediyor haberler gazetenin bu sayfasında. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi. Milliyet gazetesinde de Fenerbahçe ile ilgili haberler var. Bugün Avrupa Kupalarında mücadelesi var. Fenerbahçe'nin coşkulu ve ateşli bir gece olsun başlığıyla verilmiş. Teknik direktör Ersun Yanal, Zenit'e karşı taraftar desteğiyle güzel futbol oynayarak kazanmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe'nin hocası Rus rakiplerinin kendi liginde lider olduğuna dikkat çekti. Bizim de Kadıköy'deki gücümüz ve coşkumuz tartışılmaz. İhtiyacımız olan coşkuyu taraftarımızla bulup ateşli bir gece olmasını diliyorum. Biz güçlü bir takımız ve bu gücümüzü Avrupa Ligi'nde ortaya koyacağız dedi. Ve muhtemel 11'i de grafikle yer almış gazetenin bu sayfasında. Listede 3 yeni oyuncu deniyor. Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolga Yassan'ı listeye ekledi. Carlos Kameni, Tolga Ciğerci, Berk Özer ve Ferdi Kadıoğlu ise sezon başında listeye alınmamıştı. Ve Fanatik gazetesine bakacağız. Fanatik gazetesinde de Slimani'nin geri dönüş maçı denilmiş. Ligde formayı Roberto Soldado'ya kaptıran İhsan Slimani'nin Zenit karşısında 11'de görev yapması bekleniyor. Ersun Yanal, bu senin geri dönüş maçın olacak. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu göstermek için büyük bir fırsat sözleriyle motive etti Slimani'yi. Ersun Yanal, Slimani için belki de onun gecesi olacak yorumunu yaptı. 12. adam şov yapacak diyerek taraftara vurgu yapılmış. Ersun Yanal da açıklamalarında taraftar desteğine ihtiyacı olduğunu söylemişti. Yine bu sözleri Fanatik gazetesinde yer alıyor. Yine Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz. Quaresma ile ilgili bir haber var. Quaresma için kadro bozulmaz başlığıyla. Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in Bursa maçını iyi oynayan Güven Lens ikilisini Sezar'ın hakkı Sezar'a misali bozacağını zannetmiyorum. Diğer taraftarı Kagawa'nın bu geçtikçe gün geçtikçe temposunu arttırıp 11 için iddialı hale gelmesi de Güneş'in Quaresma tercihini geciktirebilir demiş Fanatik gazetesi yazarı Erman Özgür. Ara transferde gitmedi. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma hem kulüp tek alacaklarını hem de bonservisini istemesi sebebiyle yönetimle anlaşmamıştı. Bu sebeple takımda kalan Quaresma Erzurumspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında görev yapamamıştı. Cezasını tamamlayan başarılı oyuncu Cuma günü Yeni Malatya Spor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alacak denilmiş. Son olarak Sabah gazetesine bakacağız. Sabah gazetesinde de Lucescu gitti, yeni patron Güneş başlığıyla milli takımla ilgili haberlere yer verilmiş. Futbol Federasyonu A milli takımın Rumen hocasıyla yollarını resmen ayırdı ve Şenol Güneş'le de anlaşma 3 yıl olacak. Tek sorun şimdilik çalışma şekli denilmiş. Ve Premier Lig'den görüntüler var sırada. Üst sıraları zorlayan Wolverhampton küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Newcastle United'ı konuk etti. İki golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı.
Premier Lig'de Wolverhampton Newcastle United'ı konuk ediyor. Rafa Benitez görüntüye geldi. Newcastle United teknik direktörü Wolverhampton atakta. Jimenez topu kontrol etti. Son çizgi ceza sahasına giriyor. Jimenez çekti topu. Vuruşu kaleciden döndü. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Atak devam ediyor ev sahibi takım için. Ters bir vuruş. Ardından da top dışarı gitti. Jimenez gole çok yaklaştı. Dubravka bu pozisyonda iyi yer tuttu ve gole izin vermedi. Newcastle hücumu. Top kaybı geldi. Hücum devam ediyor. Sert bir şut. Üstten out'a gitti. Rondon. Gole yaklaşan oyuncu. Bu pozisyonda üst üste top kayıpları. Perez pasını verdi. Rondon ceza sahası içinde sol ayakla. Farklı bir şekilde dışarı gönderdi. Richie. İyi paslaşmalar Newcastle United'da. Şar. Hayden ceza sahasında çaprazla sert vuruş topalarda. Hayden deplasmanda öne geçiriyor. Newcastle United'ı bir kez daha izliyoruz. İyi paslaşmalar konuk takımdan. Fabian Şar hücuma destek verdi. Boşluğu gördü Hayden da. İyi bir kontrol ardından da bu şutla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan yükleniyor. Şimdi Wolverhampton. Ivan Cavalieri ortasını yaptı. Şut savunmadan dönüyor. Adama Traore içeri doğru çevirdi. Karambol pozisyonu. Kafa vuruşu topağlara gidiyor. Boli beraberliği getirdi. 90+5. Maçta son anlar. Adama Traore'nin ortası. Boli'nin golü. Maç 1-1 bitiyor. Avrupa'dan bir transfer haberi var sırada. Arsenal'le sözleşmesi sezon sonu bitecek. Aaron Ramsey Juventus'la ön anlaşma imzaladı. Haftalık 400 bin sterlin alacak Ramsey. Tarihin en çok kazanan Britanyalı futbolcusu olacak. Aaron Ramsey yeni sezondan itibaren Juventus forması giyecek. 28 yaşındaki futbolcu İtalyan devi ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Arsenal'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek galli oyuncu için Juventus, topçulara herhangi bir ücret ödemeyecek. Siyah beyazlı kulüp sadece oyuncuya 3.7 milyon euro imza parası verecek. Ramsey'nin Juventus'tan alacağı ücret de dikkat çekici. 4 yıllık süre için en az 83.2 milyon sterlin kazanacak orta saha oyuncusu, tarihin en çok kazanan Britanyalı futbolcusu olacak. Arsenal'daki 11 yıllık dönemi sezon sonu bitecek Ramsey, Londra ekibiyle şu ana kadar 259 maça çıkarken 61 gol, 57 asistlik bir performans sergiledi. 2008 yılında Cardiff City'den 4.8 milyon sterline transfer olan Aaron Ramsey, Eylül ayında Arsenal'dan gelen yeni sözleşme teklifini reddetmişti. Şimdi kısa bir ara, ardından karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turuyla devam edecek. İlk maçların programı geliyor ekrana. Son 16 turu bu hafta ve önümüzdeki hafta oynanacak. Toplam 8 maçla başlayacak. Tüm maçların başlama saati ise 23. Bugün Roma Porto'yu, Manchester United ise Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Yarın ise Tottenham, Borussia Dortmund, Ajax, Real Madrid maçları var. Olympique Lyon, Barcelona, Liverpool, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Schalke, Manchester City maçları ise gelecek hafta oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Ve Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak iki maç öncesi takımların son durumuna yakından bakalım.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu gece başlıyor. Sonucu merakla beklenen maçta Manchester United Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Kırmızı Şeytanlar Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 11 resmi maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşma öncesi Paris Saint-Germain'de ise tedirgin bir hava hakim. Zira Fransız ekibi Neymar ve Cavani gibi iki önemli yıldızının yokluğunda Old Trafford'a çıkacak. Mücadele saat 23'te başlayacak. Gecenin bir diğer maçındaysa Cengiz Ünder'in takımı Roma, Porto'yu ağırlayacak. Sakatlığı süren milli futbolcunun durumu maç saatinde netleşecek. Roma'da kaleci Osen ve Perotti'nin de bu maçta forma giymesi şüpheli. Porto cephesinde ise Marega sakat, Jesus Corona ise cezalı. Öte yandan bu iki karşılaşmada Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilke imza atılacak. Daha önce açıklandığı üzere video hakem uygulaması Devler Ligi'nde son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanacak. Şimdi saatte 80 kilometre hıza ulaşan buz pateni yarışçılarının mücadelesini ekrana getireceğiz. Bu yarış ilk kez bir statta düzenlendi. Fenway Park yani Boston Red Sox'ın stadı bu kez bir beyzbol maçına değil, nefesleri kesen bir buz pateni yarışına ev sahipliği yaptı. Red Bull Crashed Ice'ın 3. ayağı Boston'daydı. Dünyanın en yetenekli buz patencileri için 350 metrelik pist hazırlandı. Kıyasaya mücadele eden sporcular saatte tam 80 kilometre hıza ulaştı. Erkeklerde zafer, iki dünya şampiyonluğu bulunan Birleşik Amerikalı Cameron Nelson oldu. Podyumun ikinci basamağına Avustralyalı Luca Dallago, üçüncü basamağına da son şampiyon Kanadalı Scott Croxall çıktı. Kadınlarda ilk iki yarışın galibi Birleşik Amerikalı Amanda Trunzo, üçüncü zaferini kazandı. Podyumu Kanadalı Miriam Trepanier ile Birleşik Amerikalı Tamara Mayuvesen tamamladı. Ve son olarak bugün oynanacak 3 maçın oranlarını paylaşacağız. Fenerbahçe-Zenit maçında ev sahibi galibiyetine 2.20, konuk takım galibiyetine 2.70, beraberliğe 2.70 oran verilmiş, alt oranı 1.45, üst oranı 1.95 olarak belirlenmiş. Manchester United-Paris Saint-Germain maçında ev sahibi galibiyetine 2, konuk takım galibiyetine 2.65, beraberliğe 3.10 oran verilmiş, alt oranı 1.85, üst oranı 1.50 olarak belirlenmiş. Roma-Porto karşılaşmasındaysa ev sahibi galibiyetine 1.80, konuk takım galibiyetine 3.10, beraberliğe 3.10 oran verilmiş, alt oranı 1.70, üst oranı 1.65 olarak belirlenmiş. Gün boyunca yine spordaki gelişmelerle karşınızda olacağız ama sporun not defterini noktalıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.